نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شعيب عليه السلام قصة لاردن كين أيوب عليه السلام قصة لاردن كين إدك أيوب عليه السلام هم إبراهيم عليه السلام نزريات لاردن إسحاق عليه السلام نيور لاردن بولار كين لاربوكشي إسحاق عليه السلام نزريات لاردن أيوب عليه السلام o'ta sabrli payg'ambar va sabrda zarbul masal qilinadigan ulug' payg'ambar. Ya'ni Ayyubday sabr qil deydi-ku Ayyub alayhissalomda. Juda sabrli kishi bo'lganlar. Alloh subhanahu va taolo Ayyub alayhissalomni sabrli deb maqtagan. Inna vajadnahu sabira. Biz uni sabr qiluvchi deb topdik. Innahu awwab. U Alloh juda ko'p talpinib, yolvorib ibodat qiladigan kishi edi deydi. Ya'ni Alloh taolo bu payg'ambarni o'ta sabrli deb maqtagan. Bu kishi Shom diyorlarida yashagan ekanlar. Bu kishi juda ilgari kasal bo'lishlardan oldin mol dunyosi ko'p bo'lgan, juda keng yerlari bo'lgan, qancha ekin-tekin yerlari bo'lgan va uylari, qancha chorva hayvonlari bo'lgan, qancha hisobsiz tillo kumushlari bo'lgan, yana juda boy badavlat kishi bo'lganlar. Va mana shunday boy bo'lganlar va payg'ambar bo'lganlar odamlarni haq dinga da'vat qilib yurar edilar. So'ng Alloh subhanahu va taolo bu kishiga bir sinov, imtihon bo'lib kasallik berdi. Kasallikdan oldin sinovlar tez-tez ketma-ket bo'lib turdi. Birinchisi o'shanday katta boyliklari yo'q bo'lib ketdi. Sekin-sekin o'sha mollari halok bo'lib, hamma narsa xullas boyligidan ajraldilar. Bu juda katta sinov. Ko'pchilik odamlar bankrot bo'lsa, o'zini yo'qotib qo'yadi. Ba'zi odamlar juda katta pulga tushib, o'zini osib yuborganlar, o'ldirib yuborganlar qancha-qancha. Buncha qarzni qanday to'layman deb o'zini osib qo'yganlar qancha-qancha. Lekin shuncha katta davlatni, boylikni yo'qotsalar ham bu kishi hech bir o'zgarmaganlar, sabr qilgan ekanlar. Bu juda katta sinov edi. Ikkinchisi bu kishining farzandlari ham qirilib boshlagan. Hamma bolalari sekin-sekin o'lib, hammasi o'lib ketgan. Hech kim qolmagan, faqat o'zlari va ayollari qoldi. Bu ikkinchi eng og'ir sinov edi. Ya'ni inson olamlar masalan bitta bolasi o'lsa qanchalik bo'ladi? Endi hamma bolalaridan ajralish juda og'ir sinovda bu. Bütün farzandlardan ajraldilar bu kishi. Yana sabr qilgan ekanlar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh bergan edi, Alloh taolo o'zi oldi derkanlar. Undan keyin 3-chi sinov. Alloh subhanahu va taolo u kishining jasadiga sinov berdi. U kishining butun badanlari kasal bo'lgan, faqat tillari va qalblari sog' edi deydi. Boshqa hamma joylarda kasallik bo'lgan. Shu bilan ham u kishi hech bir tushkunlikka tushmasdan sabr qilgan ekanlar. Kecha-yu kunduzi bilan tinmasdan zikr qilarlar, Allohga hamd sano aytadilar, Allohni eslab, Allohni zikr qilar edilar. Bu 3-chi sinov edi. 4-chisi bu kasallik 1 yil emas, 1 oy emas, uzoq davom etgan. Ba'zi ulamolar 3 yil deydi, ba'zilari 18 yil deydi. Ya'ni kasalliklar uzoq davom etgan. Ya'ni inson uzoq kasal bo'lsa, umuman umidi uzilib qolar ekanda, tamoman. Lekin bu kishi shunday uzoq kasal bo'lsalar ham sabr qilib, Allohga ko'p hamd sanolar aytadi. 4-chisi odamlar bu kishidan zerikib, umuman ziyoratga ham kelmay qo'ygan. Odatda o'zi bir kishi kasal bo'lsa, boshida masalan ziyorat qiluvchilar ko'p bo'ladi, kelib hol-ahvolni so'raydiganlar ko'p bo'ladi. Sekin-sekin bir oy o'tgandan keyin hali keladiganlar kamayib boshlaydi. 2 oyda yana kamayadi. 1 yil, 2 yil, 3 yildan keyin tamoman u kishining hol-ahvolini so'raydiganlar ham kamay qo'yadi. O'shanday qilib odamlar ham u kishining hol-ahvollarini so'ramay qo'ygan ekanlar. Kasalliklari juda ko'p, uzun yillar davom etgan.
Ve o kişinin yanlarında fakat bitti ayolları yine hizmet kılarkenler. Şu ayolları daim Eyyub Aleyhisselam'a hizmet kılarlar. Bu nerse ne mi bildirdi? Demek Allah-u Teala'nın en ulu peygamberleri gelip şimdi ağır sınavlar kigen. Bu biz için ibret iken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا سُمَّ الصَّالِحُونَ Adamların içinde en köp sınav edilen, en köp bala ayet edilen kişiler peygamberler dediler. Sonra ondan ki salihler, sümbel emsel fe emsel, sonra şu ularga yakın kişiler, şimdi üçünde buladı. يُبْتَلَ الْمَرْءُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ Her bir bendege özünün dini muhtarı çelik imtihan geledi. فَاِنْ كَانَ ف۪ي دِينِهِ صَلَابَ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْبَلَى Eğer dini cüda kattık olsa, dini müstahkem olsa, onge imtihan sınavlara mı kattık olaydı, demektir ekeller. Allah subhanahu wa ta'ala şimdi bir sınavlarını verip, bendene derecesini kütereli. Bu sınav yok, keserlikler buluşu mümkün. Yok ki başka adamlardan ki sınav buluşu mümkün. Başka adamlarda mesela azar verişi, söküşü, uruşu, kamaşı, yok ki öldürüşü, yok başka derseler. Sınavlar her kıl buladı. Allah subhanahu wa ta'ala Eyyub aleyhisselam'ın sınavını kafirlerden koludu, zalimlerden koludu denmez. Allah ta'ala o kişiye keserlik bilensin hani. Başka peygamberlerde mesela zalim kavimler bilen imtihan kildirgen olsa bu kişinin keserlik bilensin hani. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala bazı rübendelerini cennetteki derecesini beland kılıp koygen o dereceye özünü amel bilen yetiş almaydı. Sonra Allah Ta'ala önce bir sınav verirdi, kesellik verirdi, bir musibet verirdi. O şey musibetke sabır kılışı bilen belen derecege yetedikken. Bazı bir kişilerine Allah Ta'ala dozahta cayını dozahtın en kaygı bilgiler koygen, en pes cayı. Şimdi özünün günahı bilen o cayı yetalmaydı. Allah Ta'ala ki önce bir sülte yani bir devlet verirdi, koluya küçük kuvvet verirdi, Müslümanlarda zulüm kılıp, başkalarına zulüm kılıp, yine de uzaktaki en pes derecesine varadı, Allah sağlasın. İmran Hüseyin sahabi rivayet kıladılar, eydiler ki, ennehu celese fi firâşihi 18 sene. Yani Eyyub aleyhisselam töşekte 18 yıl kalıyan idiler. Fakîle lehu elâ tedûvallâhe ey yeşfiyek. Keyin o kişiga aytishgan ekan ki, ayoli yoki boshqalar aytgan ki, Alloh taolaga bir duo qilmaysizmi, Alloh bir shifo bersa, shuncha uzoq kasal bo'lib yotibsiz deganda, u kishi aytgan ekanlarki, men necha yil soppa sog'lom bo'lib yashadim. Ya'ni necha yil sog'-salomat yashadim deb aytganlar. Shunda aytishgan ekanki, 70 yil yaxshi yashagansiz desa, endi agar Alloh taolo menga 70 yil kasallik bersa, Onda adalet buladı. 70 yıl sağlıkta, 70 yıl kesellik, üçünde adalet buladı, tinkilerdi. Ben şimdi çünkü sabır kılalmayım ben mi? Yani neç yıl salamet yaşadım, şimdi kesel bulsam ne yaptı? Yani ta o şu vaat geçe 70 yıl kesel bulsam, onda adalet bular idi, deyinikler. Karan yine çünkü sabır kıl yaptılar da. Son ahırı, Ayollara hem cüda kıynelip gitken, ayollara bu kişi bu adamlarda hizmetine kalıp oka top gelerkenler. Ve şimdi kesel bozular hem her günü ağzıge kiriyetken avukatını sorarkenler. Kayırdan geldi, halaldan mı, haramdan mı? Her günü ayollardan sorarken, kayırdan ap geldin bu avukat, non ne de sorar ediler. Son Eyyub aleyhisselam dua kıgenler. Dua kılışın sebebi, bazı ruhiyetlerde geledi. Eyyub aleyhisselam Uzoq yil kasal bo'lganliklari uchun hamma odamlar u kishini tashlab qo'ygan edi. Faqat ikkita yaqin do'stlari bor edi, o'shalar kelib turar edi. Ular ham doim kelib turardi, keyin bittasi ikkinchisiga qarab aytar ekanki, "Bilasanmi, Ayyubni biz yaxshi inson deymiz, lekin Ayyub shunday bir gunoh ish qilganki, Alloh taolo unga shu jazo qilib shunday kasalliklarni jo'natgan. Agar o'zi yaxshi inson bo'lganda shunchalik uzoq yil kasal bo'lib yotarmidi?" der ekan. Shunda ikkinchi sherigi kelib, Ayyub alayhissalomga shu narsani aytadi. "Mana sizni eng yaqin do'stingiz mana shunday gumonda" deganda, Ayyub alayhissalom bu gapni eshitib juda qayg'urdilarda, so'ngra aytdilarki, "Allohga qasam" dedilar, "agar men ikkita odamni tortishayotganini ko'rsam, bir narsada tortishib, Allohning nomiga qasam ichayotganini ko'rsam,
Elbette ikisinden bittisi yalan gapiryapti. Günahkar bo'lmasin deb o'shaning nomidan men qasami uchun kafarat to'lar edim. Alloh biladi, agar men qo'shnim och bo'ladigan bo'lsa, to'q bo'lib uxlagan emasman. Ya'ni oshcha narsani albatta berar edim dedi-da. Keyin shunda Alloh taolodan duo qilib so'rar ekanlar. Alloh taolodan o'zini kasalligini aytib, Alloh taologa duo qilib, iltijo qilib duo qiladilar. Shu voqeadan keyin Ayyub alayhissalom ayollari bu kishini tahoratga olib chiqadilar. Tahorat sindirishlik uchun. Shunda keyin ayollari biroz narroqqa borib, kelsalar Ayyub alayhissalomni ko'rmaydilar. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo Ayyub alayhissalomga vahiy qilgan ediki, "Urqud bi rijlika hada mughtasalun baridun va sharob." Mana oyog'ingizni teping degan. O'sha shunda bir joyga borgan vaqtda Ayyub alayhissalomga oyog'ingizni teping degan. Yer bilan yerni oyoq bilan tepganlarida oyoqlarining tagidan buloq suv otilib chiqdi. Hada mughtasalun barid. Mana siz uchun yuvinadigan sovuq suv va sharob ichiladigan ham suv degan. Ya'ni o'sha buloq shunday yer tagidan chiqdi. Ayyub alayhissalom o'sha buloqdagi suvni ichishlari bilan ichki kasalliklari hammasi tuzalib ketgan. O'sha suvga yuvinishlari bilan badanlaridagi boshqa tashqi kasalliklar ham tuzalib, soppa-sog' bo'lib qoldilar. Ya'ni Alloh biror bir operatsiya qilmasdan, biror bir dori-darmon ishlatmasdan Alloh subhanahu va taolo shunday shifo bergan. Shifo bergan vaqtda ham bir lahzani o'zida shunday tuzalib ketgan, shunday kasal bo'lib yotgan odam birdaniga shunday tuzalib ketdilar. Shunday Alloh taolo u kishiga mo'jiza bergan. Hatto ayollari boshqa bir ishlar bilan mashg'ul bo'lib, shunday kelsa Ayyub alayhissalomni tanimaydilar. Keyin aytadilar, o'sha yerdagi turgan odamga aytarkanki, "Mana bu yerda bir Allohning payg'ambari, kasal payg'ambari bor edi, uni ko'rmadingizmi?" derkan. Keyin bu kishi shunday burilib qarasa ayollariga, keyin ayollari qarab, "Agar u kishi soppa-sog' bo'lganda sizni o'zingiz bo'lar edi" derkan. Keyin aytarkanki, "Men Ayyubman" derkanlar. Alloh subhanahu va taolo bir lahzani o'zida shunday shifo bergan. Albatta Alloh taolo hamma narsaga qodir. Xo'p, Ayyub alayhissalomga Alloh taolo shifo bergandan keyin mol dunyo ham bergan ekan. Ayyub alayhissalom o'sha suvda yuvinib turgan vaqtda Alloh taolo osmondan tillo chigirtkalarini tushirdi. Ya'ni chigirtkaga o'xshagan tillolarni yog'dirdi. Ayyub alayhissalom uch tillo chigirtkalarini olib kiyimlariga solar edilar. Shunda Alloh taolo, "Ey Ayyub, seni boy qilib qo'ymadimmi?" dedi. Ya'ni bir vaqtning o'zida Alloh taolo shunday osmondan tillo tushirib, boy badavlat qilib qo'ydi-da. Keyin shunda Ayyub alayhissalom aytdilarki, "Albatta ey Robbim, sen meni boy qilib qo'yding, lekin baribir seni barakangga muhtojman" dedi. Ya'ni shunchalik katta boylik bo'lsa ham, baraka bo'lmasa bekorda. "Albatta baribir senga muhtojman hali ham, seni barakangga" dedilar. Alloh subhanahu va taolo u kishiga yana boylikni ham qaytarib bergan. Yana u kishi yoshligi ham qaytib kelib, yana farzandlar ko'rib, yana ancha yillar yashagan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo bandalarga ibrat uchun shunday bir Ayyub alayhissalomning qissalarini bizga qissa qilib berdi. Endi yana bitta savol tug'iladi. Ayyub alayhissalom qanday kasal bo'lganlar? Ba'zi rivoyatlar, ba'zi bir odamlar aytadi, Ayyub alayhissalom kasal bo'lgan, qurtlab ketgan, badandan qurt tushgan, uni qurtni yana qaytarib badanlariga qo'ygan, shunday sasib ketgan deydi. Yo'q, bu narsalar hammasi yolg'on. Bu Bani Isroillar, Yahudiylarning gapi. Alloh subhanahu va taolo Ayyub alayhissalomni kasal bo'lganligini aytgan, lekin qurtlab ketgan demagan. Ulamolar aytishadiki, Alloh taolo payg'ambarlarida qurtlaydigan qilib qo'ymaydi deydi. U payg'ambar bo'lsa qurtlab ketsa, sasib ketsa, keyin odamlar jirkanadi-da albatta undan. Jirkanib uni oldiga bormaydi, uni da'vatini ham eshitmaydi, uni ham qabul qilmaydi. Alloh taolo seni shunday urib azoblab qo'ygan bo'lsa deb battar dindan qaytib ketadi-yu unda. Shuning uchun Alloh taolo uni kasallik berganligini aytgan. Kasali qanaqa kasalligi Qur'onda ham, hadisda ham kelmagan. Faqat kasal bo'lganlar. Lekin unaqa qurtlab ketmaganlar. Ayyub alayhissalomni qissalardan ko'p ibratlar olsak bo'lar ekan. Birinchisi, inson o'zini diniga qarab turib imtihon bo'lar ekan har bir insonga.
Mənə Allah Taala peyğəmbərlərin həm türlü xil imtihanlar bən imtihan qıldı. Bəzilər peyğəmbərlər zindanda qamaldı, məsələn Yusuf Əleyhissalam. Bəzi peyğəmbərlər mənə küp illər töşəkdə kəsəl olub qaldı. Qanca boyluqlardan, farzandlardan əcrədi. Mənə taqva qılıb səbir qılganlığı üçün Allah Taala şu dünyanın özünü həm Əyyub Əleyhissalamı uluq mükafatlarla mükafatladı. Kingi söhbətimizdə inşallah Yunus Aleyhisselam hakkında söhbət qılamız. Subhanakallahumma eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.